Diz protezi ameliyatı olmaya karar verdiğimizde dikkat etmemiz gereken 3 temel özellik var. Bunlar ameliyattan sonraki iyileşmemizi, fonksiyonlarımızı, yaşam kalitemizi etkileyecektir. Onun için muhakkak bu 3 temel özelliği araştırmamız gerekir. Yapılacak olan diz protezinin yöntemi nedir? Mekanik mi, kinematik mi? Bu ne anlama geliyor? Mekanik yöntem 1970'lerden beri başlayan, herkese aynı şekilde kalça, diz, ayak bileğini merkezinden geçen bir hat dizilimi sağlayarak yaptığımız cerrahi müdahaledir. Yani burada tüm hastalarımızı aynı şekilde tedavi ederiz. Yani hastaların kendi dizlerindeki farklılığı göz önünde bulundurmayız. Bu da bizim 5 hastadan bir tanesinin mutlu, bir tanesinin mutsuz, diğer 3 hastanın iyiyim aması olan sonuçlara götüren bir yöntemdir. Bunun için ikinci yöntem, günümüzde oldukça yaygınlaşmakta olan yöntem, kinematik yöntemdir. Kinematik yöntem nedir? Kinematik yöntem, hastaların kendi dizlerindeki farklılığı göz önüne alarak hasta olmadan önceki dizinin anatomisini yakalamaya çalışan, protezle sağlıklı dizi taklit etmeye çalışan bir yöntemdir. Ve burada sonuçlar gösteriyor ki günümüzde bilimsel yayınlar daha çok kinematik yöntemdeki sonuçlar iyi olmakta. Bizim de klinik olarak gözlemlerimiz hastalarımıza kinematik protez uygulamaya başladıktan sonra sonuçlarımızın daha iyi olduğudur. Yani şunu göz önünde bulunduruyoruz kinematik yöntemde. Nasıl sizin parmak izinizle benim parmak izim farklı, sizin dizinizle benim dizim farklı. Hatta sizin sağ diziniz sol dizinizden de farklı. Yani bu farklılığı göz önünde bulundurarak sizin kendi dizinize uygun şekilde yaptığımız zaman hastalarımızın mutluluk oranı oldukça artıyor. İkinci faktör, diz protezi cerrahisinin hangi aletlerle yapılacağıdır. Burada iki çeşit yöntemden bahsedeceğim. Birincisi, geleneksel olarak 1970'lerden beri kullandığımız el aletleriyle protezi dize yerleştirirken dizilimi sağlamak için femurun, tibianın içine büyük çubuklar sokarak doğrultularını bulmaya çalıştığımız bu aletlerle diz protezini yerleştirmeye çalışırız. Ancak bu aletlerin bize verdiği belirli bir sınır vardır. Yani hassasiyet sınırı vardır. Bunu hiçbir zaman istediğimiz ölçüde yapabilme şansına sahip değiliz. Yani bu cerrahın yeteneğiyle ilgisi olmayan aletlerin bize verdiği bir imkandır. Üzerinde yapılan çalışmada aynı cerrahlar bir manuel el aletleriyle yapılan sonuçları ve bir de robotik cerrah ile yapılan sonuçları karşılaştırılmış. Manuel yapılan çalışmada cerrahlar istedikleri ölçüye %50 ulaşabilmişler. Yani %50 istedikleri ölçümlerin dışında kalmışlar. Bunlar aynı cerrahlar. Yani birisi iyi cerrah, birisi kötü cerrah değil. Aynı cerrahlar, aynı kişiler yapılan çalışmada robotik cerrah ile %100 istedikleri ölçüleri sağlayabilmişler. Ancak manuel el aletiyle yaptıkları zaman bu başarıyı ancak %50 gösterebilmişler. Bu bize gösteriyor ki robotik cerrahi bize kesinlik sağlıyor. Robotik cerrahinin bize iki önemli katkısı vardır. Bunlardan birincisi, hastamızın dizine kemik kesilerini daha yapmadan hastamızın 3 boyutlu dizinin şeklini ameliyat sırasında ekrana yükleriz. Bu yaptığımız yüklemenin sonucunda istediğimiz boyuttaki, istediğimiz açılarda, istediğimiz büyüklüklerdeki protezi hastanın dizine ekran üzerinde yerleştirdikten sonra ameliyatımıza devam ederiz. Bu yaptığımız planı robot bize ameliyat sırasında milimetrik olarak uygulamamıza yardımcı olur. Yani biz plan dışına çıkamayız. Çıktığımız zaman aletimizin ucundaki kesiciler kendini içeriye çeker ve çalışmazlar. Böylece yapacağımız bir aşırı kesiden ya da yanlış kesiden bizi alıkoyarlar. Yani robot bizim ameliyat sırasında yanlış yapmamızı engeller. Önemli faktörlerden üçüncüsü ise kullanılacak protezin kendisidir. Yani dizimizin içine koyacağımız protezin materyal kalitesi, tasarımının nasıl olduğu, fonksiyonlarının
nasıl olduğu, bize uyumluluğunun nasıl olduğunu araştırmamız gerekir. Bunlar cerrahınızla gerçekten tartışmanız gereken, öğrenmeniz gereken, ameliyat öncesi sorgulamamız gereken, ameliyatınızın sonucunu etkileyecek faktörlerdir.